Kan diyor ki mülakat gibi mülakat yapacağız. Şimdi nasıl olmalı mülakat gibi mülakat? Öncekiler ne gibi mülakattı? Tabii ilk akla bunlar geliyor da bir bakıma da teknik olarak nasıl işler? Bunu da merak ediyoruz. Beklenti asla bu değildi tabii ama yani karşı karşıya kaldığımız bu önerilen formül nasıl bir formül? Anlamaya çalışacağız. Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul haber masasında konuğumuz. Necla Hanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi nasıldı, nasıl olmalıydı kısmına sonra geleceğim. Çok net, kolay bir soru soracağım size. Şimdi bakan diyor ki mülakat yapacağız. İşte 45 dakikada sürecek mülakatlar olacak. 3 jüri üyesi olacak. Şimdi hiç nefes almadan 30 bin öğretmen almaya kalksanız 45 dakikalık mülakatla 7 yıl sürer diyenler var. Yani bu uygulanabilir mi? Nasıl olabilir? Nasıl buldunuz bu yöntemi? Yusuf Tekin'in önerdiği, mülakat için önerdiği yöntemin sahada, alanda hiçbir karşılığı yok. Dediğiniz gibi yüzlerce üç kişiden oluşan jüri oluşturacaksınız. Son atama 20 bin öğretmende, 20 bin civarında öğretmeni mülakatlardan geçireceksiniz. Bunu kameraya alacaksınız ki Fatih projesinde bile öyle bir altyapı kurulmuş değil. 45 dakika. Hiçbir mülakatta 45 dakika, hani küçük şirketler dışında ya da çok az personel alımı dışında böyle uzun süreli mülakat yapılamaz. Bu gerçekten gerçek dışı, yapılması mümkün değil. Kaldı ki bu süreçlerde diyelim ki haksızlığa uğradı eğitim emekçileri, haksızlığa uğradı adaylar. Adaylar şikayet bile edemiyorlar. Neden edemiyorlar? Çünkü bir sonraki sınavda kendisinin hukuk yoluna başvurmuş olması öğretmen adaylarının ürktüğü bir konu haline geliyor. Yani şikayette bile, kamu alanında çıkıp kendi sorununu söylemede bile bir çekinme söz konusu olabilir. O yüzden kamuoyu şunu kontrol edemez. Kameraya çekildi mi, çekilmedi mi? Gerçekten 45 dakika sürdü mü, sürmedi mi? Üç kişiden oluşan jüri kimlerden, nasıl oluşturuldu? Bunların kamusal denetimi neredeyse mümkün değil. O yüzden böyle değil, asıl amacın biz mülakatları bir seçme eleme aracı olarak iktidar yanlısı olanları ya da öyle görünenleri seçme aracı olarak yıllardır yaptıkları gibi aynı şekilde yapmaya devam edeceklerini düşünüyoruz. Şimdi kayıt altına alınması zaten nasıl bir sorunu çözecek gerçekten? Şimdi ben bir öğretmen adayım diyelim. Girdim mülakata ve sonra hakkımın yenildiğini düşünüyorum. İtiraz etmek istiyorum. Bu kayıtlara ulaşabilecek miyim mesela? Yani ülkemizde her şey MOBESE ile kaydoluyor ama bir kazanın görüntüleri istenmediği zaman mesela erişilemez, kılınabiliyor. Dolayısıyla burada sorun bunun kayıt altına alınıp alınmaması mı? Kesinlikle değil. Sorun mülakatların devam ediyor olması. Kaç kişinin gireceği, videoya alınıp alınmayacağı veya sürenin ne kadar olacağı değil. Hali hazırda seçim süreçlerinde verdikleri sözleri tutmuyorlar. Tutmak istemiyorlar ve biz bunu bu seçim vaadinin hayata geçmesini istiyoruz. Çünkü mülakatlar bu kutuplaşmış Türkiye'de çok ayrımcı bir biçimde kullanılıyor. Çok olumsuz sonuçları var bunun. Pek çok aday bundan çok rahatsız. O yüzden dünden beri sosyal medyada mülakatlar kaldırılsın diye keskin bir çığlık var ve sözlerini tutmaya davet ediyoruz. Yani aslında Necla Hanım 45 dakikalık işte bu yöntemin dile getirilmesi ya da mülakat gibi mülakat yapacağız ifadesi bir itiraf gibi de değil mi? O zaman bundan öncekiler mülakat gibi yapılmıyordu demek istiyor herhalde Milli Eğitim Bakanı. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Mülakat gibi mülakat yapılmamışsa son 21 yıl içerisinde burada gerçekten kamu yönetiminde ciddi bir biçimde iktidarın istediği, iktidar yoluyla siyasal kayırmacılığın olduğu, torpillerin işlediğini açık ve net biçimde ortaya koyuyor. Bu bir itiraf aynı zamanda. Evet, yani madem 45 dakikada iyi öğretmen seçilebiliyor, o zaman neden KPSS, işte eğitim bilimleri, ÖABT sınavı yapılıyor diye de soruyor öğretmenler.
Evet, aslında eğitim fakültelerini bitirmek atanmak için yeterli bir koşul. Neden? 4 yıl boyunca öğretmen adaylarını siz bir fakültede yetiştiriyorsunuz. Ama bir öğretmen planlaması yapmadığınız için ciddi biçimde, bir eğitim planlaması yapmadığınız için 600 bine yakın öğretmeni atanamayan ya da işsiz öğretmen durumuna sürüklüyorsunuz. O yüzden de arkasından KPSS'yi koyuyorsunuz, arkasından mülakatları koyuyorsunuz ve insanların önüne sürekli yeni yollar açıyor gibi yaparak aslında işsizliği olağan bir süreç haline getirmiş oluyorsunuz. O yüzden sorun gerçekten Gözde Hanım, göründüğünden çok daha büyük bir sorunumuz var. Öğretmenlerimiz başka işlerde çalışırken hayatlarını kaybediyorlar. Özel sektörde öğretmenlerimiz çok ağır şartlarda çalıştırılıyorlar. Kamuda aynı işi yapan öğretmenlerle eşit ücret alma haklarını, taleplerini sürdürüyorlar. Bunun için çok güçlü bir mücadele yürütmeye çalışıyorlar. Sorunun çok boyutu var. O yüzden biz mülakatlar yoluyla politik kayırmacılığa hayır diyoruz. Mülakatlar yoluyla torpillerin sıraya girmesine hayır diyoruz. Bu hali hazır Türkiye koşullarında yazılı sınavların sonuçlarına bakarak eleme ya da seçme süreci işlesin diyoruz. Evet, öğretmenlerimiz hak mücadelesine giriştiklerinde de ters kelepçeyle karşılaşıyorlar. 2 yıldır görüyoruz üst üste. Sorunların bir boyutu dediniz. Bir diğer boyutu da işte son dönemde tepkilerin yükseldiği bir başka alan, eğitimin içeriği. Layık eğitim, layık yaşam, eşit yurttaşlık mitingi için eğitimciler Ankara'dan İzmir'e gidecekler zannediyorum. Bir de miting düzenlenecek 16 Eylül'de. Bunun da ayrıntıları alalım mı sizden Necla Hanım? Çok mutlu olurum. Biz az önce yürüyüş kolumuzla bir otobüste yola çıktık. Ulus Meydanı'nda Ankara'daki kamuoyuna ve basın emekçilerine seslendik. Şimdi de yoldayız. Yayın için ara verdik, bir yerde durdum. Ben de o yüzden açıktan size sesleniyorum. Gerçekten eğitimde 12 Eylül döneminde öncesinde seçmeli olan din, kültür ve ahlak bilgisi dersi 12 Eylül askeri darbesinde zorunlu derse dönüştürülmüştü. Biliyorsunuz dinde zorlama yoktur, isterse kişiler seçebilir. Yıllar sonra bu iktidar döneminde okulların açılmasına daha 2 hafta kala bu kez seçmeli zorunlu dersle 2'ye çıkartıldı. Zorunlu din, kültürü ve ahlak bilgisi ve benzer dersler. Aynı zamanda bir ÇEDES projesi var biliyorsunuz. Bu proje yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ve birlikte bir protokol imzalamışlar ve okullarımıza din görevlileri gelecek. Vaiz, vaizeler, imamlar, manevi danışmanlar, okul yönetimi eliyle ve koordinatör öğretmenler eliyle çocuklarımız Diyanet'in gençlik merkezlerine taşınacaklar ve orada başka görevlerle karşılaşacaklar. Bunun çok riskli ve çok tehlikeli olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı hali hazırdaki eğitim yasalarına göre, anayasaya göre, uluslararası sözleşmelere göre eğitim yapmayı davet ettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. 16 Eylül'de de layık yaşam, layık eğitim, layık yaşam ve eşit yurttaşlık istiyoruz özlü sözüyle Gündoğdu Meydanı'nda olacağız saat 17'de. Tüm İzmirlileri ve aynı zamanda tabii çevre illerdeki laiklik önemlidir, laiklik yaşamsaldır, laiklik savunulmalıdır diyen tüm yurttaşlarımızı Gündoğdu Meydanı'na davet ediyorum. Evet, biz de bu çağrıya vesile olmuş olalım. Necla Hanım çok teşekkür ediyoruz haber masasına ben kattığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Mahsur kalan bir diğer isim, G20 zirvesi için Hindistan'a giden Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu. Neden mahsur kaldı Hindistan'da? Uçağı arızalandı çünkü Trudeau'nun. O yüzden dönemedi. Şimdi ne olur böyle bir durumda? Kanada'da başka uçak mı yok başbakanı alıp getirecek? Hayır, göndermediler başka uçak. Kanada devleti Hindistan'a başbakanı almak için bir uçak göndermeyi aklından dahi geçirmedi. Bakın neler yaşandı. Uçak bozuldu, Kanada delegasyonu ve Trudeau Hindistan'da mahsur kaldı. Kanada hükümeti Asya ülkesine yeni bir uçak yollamadığı gibi Trudeau ve beraberindeki heyet sorunun çözülmesini beklemek zorunda kaldı. Akıllara itibardan tasarruf olmaz sözleri geldi. Justin Pierre James Trudeau ka agman. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve delegasyonu G20 zirvesi için gittikleri Hindistan'dan dönmek üzere uçağa bindiler. Uçak arızalanınca bir gün daha kalmak zorunda kaldılar.
Trudeau Hindistan Cuma günü geldi. G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. İkili görüşmeler gerçekleştirdi. Hindistan'ın efsanevi lideri Mahatma Gandhi'nin mezarına çelenk bıraktı. Ülkesine dönmeyi planlıyordu. Teknik arıza nedeniyle uçak havalanamadı. Üstelik bu yaşanan ilk sorun değildi. Kanada'nın CTV uçağı daha önce de teknik aksaklıklar yaşadı.